muhafazakarlık konusunda çok sinirleniyorum. Niye? Çünkü neyi muhafazakarlık kelimesinin ne olduğunu bilmeyecek kadar cahil bir ülkeye sahip. Nedir Çoğunluk. muhafazakarlık? Muhafazakarlık muhafaza etmektir. Dinle alakası yok. Ama muhafazakarlığın içinde dini muhafaza edebilirsiniz. Örf adetleri muhafaza edebilirsiniz. Tarihinizi muhafaza edebilirsiniz. Ben tümüyle beraber hepsini muhafaza ettim. Şimdi din kelimesi konuşulunca bir defa siz hakiki bir müminseniz ki Kur'an-ı Kerim'de Müslüman kelimesi geçmiyor biliyorsunuz. Mümin geçiyor. Siz zaten bir müminseniz inancınızı kimseye ispatlamak mecburiyetinde değilsiniz. İbadetinizi göstermek de günah. Benim mümin mi olmadığımı sadece Yüce Yaradan bilir. Ama örf ve adetlerimde evet küpe takabilirim. Ama affedersiniz küpe binlerce yıldan beri Anadolu'da da erkekler takmış. Mesela doğuda çocuğu oğlan doğuramıyorsa doğduğu anda demir küpe takmış. Adakadayım. Yani Sümerler küpe takmış. Mısırlar küpe takmış. Sürmeyi Hazreti Muhammed Efendimiz de sürmüş. Şimdi muhafazakarlık deyince evet muhafazakarım. Neden muhafazakarım? Hayatımda hala ailemde bayramlarımda muhafazakarım. Kandillerimde muhafazakarım. Artık yaşım geldiği için senelerce ben elim öpmüştüm. Bütün ailem elimi öpmek mecburiyetinde. Bir tanesi atlayamam. Hepsiyle çok samimiyim. Dönemine göre davranıyorum yeğenlerimi. Ama bir bakışım zınkadak yerlerinde dururlar. Çünkü ben ailenin en büyüğüm. Ve amcayım. Yani şimdi muhafazakarlık dediğimiz bizim örf ve adetlerimiz vardı. Şimdi maalesef bu yeni Türkiye'deki o güzel örf adetler yok oldu. Evet din meydana çıktı belki böyle dindarlık çok konuşuluyor. Fakat dindarlığın içinde örf adetlerimiz vardı. Bir yaşlıya hürmet etmek gibi. Bir bayana saygı göstermek gibi. Bir yere otobüse bindiğinizde bayan veya yaşlı geliyorsa kalkmak gibi. Onun önünde ayak ayak üstüne oturmamak gibi. Ne bileyim evinize misafir geldiğinde ayağa kalkmak gibi. Şimdi baktığınız zaman bugünkü Türkiye'yi seviyor musunuz? Hayır sevemiyorum. Çünkü terbiye ve edep başka şeylere çekildi. Yani ama benim vatanım yenisi bu. Katlanıyorum. Daha önce de işte ben muhafazakar eşcinselim demiştiniz. O günlerde müthiş tartışılmıştı ama o zaman muhafazakarım demeniz iktidara bir destekmiş gibi Hayır, yorumlanmıştı. Yanlış hayır mıydı? esasında evet Anlaşılmıştınız iktidara yoksa destekim destekliyor derken muydunuz? 2 yıl müddetle ben saklamıyorum. 2 yıl müddetle ilk Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan başa geldiği zaman, başbakan olduğu zaman 2 yıl ona oy verdim. AKP'ye oy İki vermiştim. seçim. Adalet Kalkınma Partisi'ne oy vermiştim. Neden vermiştim? Çünkü o an için yoktu. Ve benim istediğim Türkiye'de güvenmiştim de Sayın Tayyip Erdoğan'a. Çünkü Kasımpaşalı ve Rizeli, Karadenizli, açlığı çekmiş, yoksulluğu bilen, kendisi futbolcu daha evvel biliyorsunuz futbol oynuyor fakat futbol hayatını bırakmış. Ama o Kasımpaşa'nın fakirliğini görmüş, Emine Hanım onu yaşamış. Bütün bunları görmüş, Beyoğlu'nu biliyor. Karadenizleri çok severim ben bir de. Karadenizli dedim ki yani hakikaten böyle bir hoş bir kaldırış oldu. Böyle halk çocuğu olmasından Ve mı 2 sene etkilendiniz müddetle yani? de çok yaptım. 2 sene sonra benim vazgeçişim, artık hiç parti değil, hiç parti. Şimdi böyle bir Vazgeçişim yani anlattınız ki. vazgeçişim derken artık oy vermeyişim derken aynı şey benim için CHP'de, MHP'de, Birlik Partisi aynı şey. Benim için şu anda bir parti yok. Ama baktığınız zaman da yani siyasi konuşmayı sevmiyorum ama yani şu anda da yani Sayın Cumhurbaşkanı yerine de birini de göremiyorum. En garip tarafı da o. Yani hani birini görsem diyeceğim ki bunun yolundan gideyim. Ama ben Gezi olayının ilk gününün çok saf olduğuna inanıyorum. İlk günü. İlk günü. İkinci, üçüncü gününün saf olduğuna inanmıyorum.
Ondan sonraki 3 ayına hele hiç inanmıyorum. Provokasyon da oluyor. Ama ilk günü çok sattı. Çok bir araya gelmişti insanlar. Yani orada Sayın Cumhurbaşkanı tomalar yerine helikopterle inseydi Taksim Meydanı'na, tomaları durdursaydı ve deseydi ki bu ağaçlardan daha mı kıymetli diye, bence çok insanın gönlünde çok yer alabilir. Ha, ikinci, üçüncü günde olmazdı o zaman. Orada çok bir kırıldım. Bir kırılma noktası geçirdim. Ama gene söylüyorum size, yani şu anda hani bir bana sorsanız aleni ve açık, bir lider var mı? İstediğiniz bir lider var mı derseniz maalesef göremiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan alternatif siz mi görüyorsunuz? Yani Cumhurbaşkanı derken yani başkanlığa geçmek de o kadar kötü görmedim. Çünkü dünyada biliyorsunuz yani ülkeler değişebilir, sistemler değişebilir, bunlar değişebilir. Önemli olan kanunların işlemesi. Yani başkanlık sistemine geçtik ama bu kötü olmadı. Yani başkanlık sistemi derken zaten hep başkanlık sistemi vardı. Biz başkanlık sistemi, Menderes başkan değil miydi? Turgut Bey rahmetli başkan değil miydi? Yani Cumhurbaşkanı mı dinliyorlardı? Hani 12 defa Cumhurbaşkanı'na biliyorsunuz 2 defa gider. Hani bir kanunu. 2 defa da kabul etmiyorsa 3. Millet Meclisi veto eder, kabul eder. Yani Cumhurbaşkanı zaten sembolik bir şeydi. Yani zaten hep başkanlık sistemindeydik. Onun için de bugün bana farklı gelmiyor. Ha, başkanın bir partiye ait olması da o kadar tuhaf gelmiyor. Çünkü başbakanlarımız da hep bir partiye ait. Yani Menderes Demokrat Partiliydi. Turgut Özal ANAP Partiliydi. Şunu sorayım son buradan. Onun için de o da bana tuhaf gelmiyor. Bana tuhaf gelen memleketimizdeki insanların şu anda kendini bu kadar kötü görüp sanki dünyadaki en kötü halde olan millet biziz gibi görüyoruz. Siz Türkiye'nin halinden mutlu musunuz? Kötü değiliz mi? Türkiye'nin halinden memnun musunuz? Ben hiç Türkiye'nin halinden memnun olmadım bir kız. Ben 7 yaşındaydım, 6-7 Eylül'ü gördüm. 10 yaşındaydım, 11 yaşındaydım. Baba tarafım Demokrat Partiliydi. Eniştem Celal Kosova Yasaada'da yattı, kör döndü. Ama şu ana, şu anki döneme yönelik çok kötü bir dönem geçiriyoruz. Şu an hayır, Türkiye çok kötü bir dönem dediklerine inanmıyorsunuz. Tamam, bunu söylemem lazım. 16 yaşındaydım, kanlı 1 Mayıs'ı gördüm. 20'lerimde darbeleri gördüm. Arkasından 1976-70'lerde atölyem basıldı. Evimin içinden geçtiler. Traktörler onları gördüm. Ben Türkiye'de bir 10 sene maddi manevi oh be her şey işliyor diye bir ömür görmedim ki bugün şikayet edeyim. Yani bugün de farklı bir Türkiye görüyorum. Ama yani bunu farklı görürken sadece Türkiye'yi görmüyorum. Seyahat ettiğim için, dışarıda da yaşadığım için görüyorum. Yani bugün Hollanda'sı, Almanya'sı bizden daha iyi bir durumda değil de. Mesela maaş konuşuluyor. Ekonomik evet, kriz var. Mesela maaş konuşuluyor. Evet. Burada diyorlar ki 1700 lira alıyor. Peki oradaki de 1500 euro alıyor. Bakın size bir kısa bir hesap vereyim. Çok kısa bir hesap bu. Buradan duyurmak için hani kalmaları. 1500 euro alıyor. Bunun %20'sini 30'unu hükümet kesiyor mu? Şey olarak, vergi olarak kesiyor mu? Ne eder? 1500, 450 euro, 300 euroyu kesiyor bir de bak kafadan. Kendi sigortanızı kendiniz ödüyor musunuz? O da bir 200 euro mu? Etti 500 euro. Kaldı size 1000 euro. Eviniz 800 euro, kaldı elinize 200 euro. O 200 euro ile 50 euro ile haftada evet, yiyeceksiniz, içeceksiniz, eğleneceksiniz. Sağlık bakımından bugün Hollanda'da, İsveç'te hepsi de çoğu artık ilaç parasını kendiniz ödüyor. Yani Türkiye'den daha iyi durumda yani, değiller. Hayır, onlar da kendine göre çok sıkıntılar. Şunu sorayım Cemil Bizdeki Bey. Yalnız bir tek bir şey var. Biz bunu buradan söylüyorum halkımıza. Biz şımarık bir millet. Biz çalışmadan, hiçbir şey yapmadan yağsın istiyoruz. Şimdi bir cuma, cumartesi akşamı çıkın. Allah aşkına. Yani burada değil sadece. İstanbul, Ankara, Adana, Antalya, Mardin, Diyarbakır.
Maşallah kardeşim, ne ekonomik kriz varmış ki her yer bu kadar dolu. Benzin pahalandı, arabadan geçilmiyor. Türkiye'de ekonomik kriz mi var, yoksa Türkiye'ye Ekonomik karşı bir kriz yok. ekonomik saldırı Sadece mı var? Türkiye'ye karşı terbiyesiz, ekonomik edepsiz. saldırı var Hayır, söyle. Ne ekonomik kriz de diyorsunuz? şuradan geliyor. Terbiyesiz ve edepsiz insanlar her zaman olmuştur. Paraları var. Ekonomik kriz adına mağazadan insanları ucuz çalıştırmaya ya da işte iflas gösterip paraları bankalara koymaya ya da şu anda faizler yüksek olduğu için faizlere paraları yatırıp harcama onu yapmaya yapan insan. İşte Türkiye'nin ekonomisini bu bozuyor. Türkiye'nin ekonomisini en çok bozan şeylerden bir tanesi bu. İnsanlar, belirli grup insanlar bundan Kriz yok, servet kazanıyor. fırsatçılar var Yani kriz diyorsunuz. dünyada var bir tane. Yani Amerika'ya gittiğin zaman, baktığın zaman Amerika'da yeni geldiğini zannediyorum Amerika'da. Amerika'da kriz yok mu? Homeless sayısını, evsiz sayısına baktığınız zaman, yani bizde evsiz dediğinizde İstanbul'da toplasanız kaç kişi var? New York'ta kaç kişi? Yani biz bugün dünyadan daha kötü bir halde değiliz. Evet, belki bir inanç veya din mi diyelim, ne diyelim, böyle bir karmaşa var. Ama bunu da çok doğal görüyorum. Çünkü